Yalçın Doğan, YSK'da gölge, pusulada enflasyon. Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde benzer işlevi yürüten ve fakat böyle bir sicile sahip, yargısal organ yok maceraları yeni değil, izleri hala silinmeyen geçmişten kalan maceralar var. Örneğin, 16 Mart 2017'de mühürsüz oy pusulalarını seçimin ortasında kabul etmek. Örneğin 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde %70 oyla seçimi kazandığı halde HDP'li 6 belediye başkanına mazbatayı vermeyerek onların yerine %20'lerde oy almış 6 AKP'li adaya belediye başkanlığını vermek. Örneğin yine 2019 yerel seçimlerinde aynı zarftan çıkan 3 oydan ikisini geçerli kabul ederek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı pusulasını geçersiz saymak ve başkanlık seçimini tekrar ettirmek. O maceralara şimdi bir yenisi ekleniyor. Yüksek Seçim Kurulu. Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde benzer işlevi yürüten ve fakat böyle bir sicile sahip yargısal organ yok. YSK'yı tartışmaların göbeğine oturtan nedir? 20 yıl önce hiç böyle bir tartışma yokken şimdi neden var? Çünkü içinde yaşadığımız otoriter sistem o sistemin sonucu olarak, iktidar sandıkta elde edemediği çoğunluğu, bürokratik baskıyla devletin kurumları üzerinden sağlamaya yöneliyor, yani demokrasiyi iyidiş ediyor. 16 ilde Fermuar bunun yeni bir örneği var. Millet İttifakı 9 ilde CHP listesiyle tek liste olarak, 7 ilde de İyi Parti listesiyle yine tek liste olarak seçime girmeye karar veriyor. O illerde yine ittifaka dahil partilerden gelen adaylar var ancak onlar iline göre CHP ya da İyi Parti listesi altında görülüyor. Toplam 16 ildeki düzenlemeye göre Çorum, Düzce, Batman, Van, Bartın, Adıyaman, Çankırı, Amasya ve Hakkari'de CHP logosu ile. Gümüşhane, Bayburt, Aksaray, Yozgat, Muş, Bitlis ve Erzurum'da İyi Parti logosu ile seçime giriyor. Yine Millet İttifakı çatısı altında. AKP devrede YSK'daki AKP temsilcisi 16 ile dönük itirazda bulunuyor, bu 16 ilde ittifak yoktur, ittifak geçerliğini yitirmiştir, o nedenle oy pusulasında o illerde Millet İttifakı adı kullanılamaz. Buz gibi kullanılır. Yasal olarak kullanma hakkı var. Yasaya göre partiler seçime en az 41 ilde kendi logosu ile girebiliyor. 41 ilde girdikten sonra bazı illerde ittifak adı altında tek bir partinin listesi altında girebiliyor. Yasal açıdan hiçbir engel yok. Daha da iyisi bu yasayı AKP ile MHP birlikte çıkartıyor. Daha da iyisi Millet İttifakı aday listelerini daha vermeden önce YSK ya seçime bazı illerde ittifakın tek bir parti olarak girebileceğini bildiriyor. YSK da bunu kabul ediyor. Yasaya rağmen Red bu yasal duruma ve YSK'nın bunu önceden bilmesine rağmen, AKP'nin itirazı üzerine YSK kararı patlatıyor. Bu illerde seçime ittifakla gidilmiyor, onun için Millet İttifakı adını kullanamazsınız. Sadece aday gösteren partinin logosu bulunacaktır. Bu karar tam skandal. Amaç ne? AKP umut ediyor ki seçmenlerin kafası karışsın, Millet İttifakını oy pusulasında arasın, bulamasın, nereye oy vereceğini bilemesin. Sandıktan umudunu kesmek böyle olsa gerek. YSK ya soru geçmişte olduğu gibi, bugün de yeni bir maceraya imza atan YSK ya sormak gerek, sayın üyeler, tıpkı CHP ve İYİ Parti gibi, AKP ve MHP bazı illerde ortak liste halinde seçime girmiş olsaydı, siz o zaman da, bu illerde Cumhur İttifakı logosunu kullanılmasına izin vermez miydiniz? Bir metrelik pusula 16 ilde kafa karışıklığı yaratma çabasının ötesinde seçmenin bir başka kafa karışıklığına yol açabilecek fiili durum oy pusulasından geçiyor. 24 partinin yer aldığı oy pusulası tam bir metre uzunluğunda. Parti enflasyonunun belgesi gibi. Demek ki, o kadar farklı siyasi görüş ve ideolojiler var ki, 24 parti seçime giriyor. Elbette herkesin siyasi parti kurma hakkı ve seçime katılma özgürlüğü var. Ancak bu kadar dağınık bir tablo ciddi sorular içeriyor. 1. O partileri halk ne ölçüde tanıyor, biliyor ve haberdar? 2. Seçime giren partiler birbirinden hangi noktalarda ayrılıyor? 3. Ortak paydaya sahip partiler neden birleşmiyor? 4. Bu ölçüde dağınıklık demokrasinin bizde yerine oturmadığını göstermiyor mu? Beş partiler bizde düşünce farkından çok tek başına kişilerin kendilerine biçtikleri ve kimsenin farkına varmadığı rolden mi kaynaklanıyor? 6, 7, 8 parti hariç geriye kalan 16, 17 partinin toplam oyu %2'yi bile zor bulurken bir metrelik oy pusulasında yer almak ne ifade ediyor? YSK'nın görevi, YSK'nın birinci ve sonuncu görevi seçimleri adil, tarafsız ve hukuka uygun yönetmek. Halka bu yönde güven vermek. Türkiye sizden bunu bekliyor. Hukuk ve tarafsızlık. YSK'nın kararlarına bundan sonra en küçük bir gölge düşmesine izin vermeyeceğini umarak